21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili şiddet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Hayır, erkek arkadaşına elini omzuna atmıştı, ağzını kapatmaya çalışıyordu. Aleyna az kaldı dedi, bekle dedi, seni dedi ne yapacağımı çok iyi biliyorum dedi. Kaç kere Aleyna seni öldüreceğim, ölümün benim elimde olacak diye biz bu sözleri duyduk zaten. Belinde silahla gezerdi evin içinde. Bir kere de kavga ettiler, ağzına silah soktu. Bir gün duyarsın abla gör bak dedi, bu beni öldürür dedi. Kendi başına bırakalım diyelim. İşte baş edemedik diyelim. Mehmet Esen ve Hatun Esen bir anne baba aramızda. Onlar aslında kızlarıyla baş edememişler. Yani evet. Kelimenin tam evet, manasıyla evet. Baş edememişler. Ve anlatacaklar nasıl baş edemediklerini. 21 yaşındaydı Aleyna Çakır. Siz Aleyna Çakır olarak onu sosyal medyada hatırlayacaksınız. Gerçek adı Sema Esen. Ankara Keçiören'deki tek başına yaşadığı evde 3 Haziran günü ölü bulundu. Yaşadığı evin salonunda bornozundaki kuşağıyla kapıya asılı vaziyette bulundu. İlk incelemelere göre bunun bir intihar vakası olabileceği düşünüldü. Polis yaptığı ilk incelemede böyle bir sonuca ulaştı. Fakat 2 ay sonra yani bu ölümden 2 ay sonra daha doğrusu ölümden sonra bu ölümden 2 ay önce sevgilisinin sosyal medyaya koyduğu bir görüntü ortaya çıktı. Emre hazır mı o görüntü? Bakın o görüntüyü bir izleyelim. Onu mu gösteriyorsun bir de? Bak o yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılır. İşte biz Aleyna Çakır olarak onu medyadan tanıdık. Aleyna Çakır ölmeden 2 ay önce beraber yaşadığı kişi tarafından bu şekilde dövülmüş ve canlı yayına geçilerek insanlara işte öyle yapılmaz, böyle yapılır diye kız baygın halde çekilip yayınlanmıştı. Şimdi tabii bakıldığında da bu bir intihar mı diye düşünülüyor. Ama işte o sırada sosyal medyanın işte Allah bir yerden şaşırtacak. Evet. Bu görüntüler ortaya çıkınca evet. Aile de zaten diyor ki bizim çocuğumuz hayat doluydu işte. Bizim yanımızda evet. Da kalmıyordu o hayatı yaşamak yani, için. Hayat niye intihar yani. Etsin? İntihar sonra bu görüntüler ortaya çıkınca bir soruşturma başlandı. Kızcağızın işte Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve daha yeni 2-3 günlük bir olay. Kızın tırnaklarının içinde... hatta bir tanesinde falan diye yani parmak neredeyse tırnaklarının tamamının içine bir erkeğe ait olduğu belirlenen DNA örneği çıktı. Evet. Sağ bacağı tamamıyla bitmiş. Diz kapağı sürüklenmiş. Yerde mi sürüklenmiş? Yerde sürüklenmiş, derisi yüzülmüş. Şura yüzülmüş. Burnos o havluyla yani çocuğumun burada böyle bu ara çekerek bu deriler böyle soyulmuş. Boğazında da. Evet, boğazında, evet, boğazında da yani çekilerek burnası havlusuyla bu... İp izlere gözüküyor. İp, evet. Yani soyulmuş yani. Resmen işkence yaparak çocuğumun her yerini de kırmış. Hani kendi ellerimle yıkadım. Bir daha Allah'ım kimseye bu acıyı vermesin. Amin. Şimdi Selin'cim sen ne kadar zaman önce tanıdın Aleyna'yı? Toplamda 1 yıldır tanıyorum. 1 yıldır tanıyorsun. Ne kadar süre aynı evi paylaştınız? 2 ay kadar. Biraz o pandemi sürecinde galiba aynen. Beraber kalmışsınız evet. Değil mi? Peki Ümit de sizinle beraber miydi? Evet. Normalde ben Sema'nın evine gittiğimde Ümit'le ayrılmışlardı. Sen Sema mı diyordun, Aleyna mı diyordun? O zaman Aleyna diyordum. Aleyna diyelim ki çünkü bir öyle karışıyor şimdi isimler. Heh. Aleyna'nın evine gittiğimde onlar ayrılmışlardı. 2 gün sonra geri barıştılar. Ama yani her gün kavga ediyorlardı. Bir gün evde oturuyoruz, ortada hiçbir sebep yok. Sadece giydiği bir tişörtten herhalde kızın ağzına silah soktu zorla. Evet. Ağzına yani? Silah soktu. Ben bunu ifademde de söylemiştim. Gri renkli bir silah var. Biz evde mesela iki kadın, biz o üçümüz yaşıyorduk. Belinde silahla gezerdi evin içinde. Bize erkeklik yapardı. Bir kere de kavga ettiler, ağzına silah soktu. En son ben çıldırdım, polisi aramaya kalktım, bıraktı, kaçtı gitti. İlk hani raporunda parmakların arasında DNA örneğin çıkmasıydı. Biz bu tırnak arası örnekleri daha evvel programımızda sıkça dile getirdik. Yani bu böyle birine böyle değmekle falan olmuyor. Adli Tıp Kurumu'nda ki eğer tırnak arasında bir doku örneği bulunuyorsa bu derin bir... tırmalama, bir boğuşma sırasında izi. Tırnakta kalan örnekler diye biz burada daha evvel bunu evet. Konuşmuştuk. Aile de dedi ki avukatıyla beraber yani kime ait bu örnekler? Evet. Tamam biz sevgilisi olarak Ümit'i biliyoruz. Ben şimdi o zaman tabii hani söylemek istemedim ama şimdi avukat da söyleyeceği için söyleyeyim. Üzerinde sperm örnekleri de var. Kime ait bunlar? Dosya
Rusya'da bir diğer önemli gelişme daha var aslında. Bizim uzun zamandır beklediğimiz HTS kayıtları çıktı. Dosyaya girdi ancak girmesiyle birlikte savcı tarafından bunlar da analiz edilmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Oradan çıkacak olan rapor da dosyanın seyrini ciddi şekilde ölçüde değiştirecek. Tırnaktaki dokuyla spermin kime ait olduğunu tespit. Yeni bir bulgu, tıbbi bulgu çıkmadığı sürece bu bulgularla ben asla ve asla bunun bir intihar olduğunu söyleyeyim. Otopsi raporunu İstanbul Adli Tıp Kurumu açıkladı. Aleyna'nın üzerinde bulunan sperm ve tırnaklarından alınan doku örneklerinin aynı erkeğe ait olduğu tespit edildi. Uyumitcan da olabilir. Abisi de olabilir, dayısı da olabilir, üçüncü farklı bir insan da olabilir. Eğer ki Ümitcan'ın tırnaktaki dokular ve spermle Ümitcan'ın dokusu çıkarsa artık bu dosya sadece bir öldürme dosyası değil, aynı zamanda bir cinsel saldırı dosyası da olacaktır. Cinsel saldırı artık katalog bir suçtur. Tutuklamanın CMK 100 anlamında şartları oluşup en azından cinsel saldırı anlamında tutuklamanın gerçekleşmesini bekliyoruz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.